Sevgili aslan burçları, ay burcu aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlarım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. 14 Mayıs, 20 Mayıs dönemi. Bir pazardan bir pazara güneş günündeyiz. Merakınızı giderecek ve duygusal hayatımda neler oluyor, ev hayatımda neler oluyor, tüm alanlarda sizi bekleyen olayları tek tek incelemeye çalışacağım. Yıldızname yorumunuz başlıyor. Arkadaşlar, Ali İmran suresi 18. ayet-i kerimede Allah der ki, evet, şöyle söylüyor. Allah kendinden başka bir ilah olmadığını apaçık bildirdi. Rabbimin buyruklarından birisidir. Ali İmran 18. ayet çok açık ve net, meraklarımızı gideren ve net olarak bir şeyleri ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Arkadaşlar, sanrılarınızdan kurtulacağınız, ilahi nur ile donatılacağınız hayatınıza bir ışığın gireceği haftalardan biri. Bunu değerlendirin. Zaten siz ışık alemlerine çok kolay dalan, eli cömert bir aslan burcu insanısınız. Arkadaşlar, bu hafta pek çok aslan burcu arkadaşım sevgiyle ilgili problemlerini çözecekler. Boğa burçlarıyla, terazi burçlarıyla, koç burçlarıyla olan ilişkilerinde kavga dövüşün kalktığı, barışın olduğu bir haftadasınız. Ve bir affetme yaşanacak. Ama sen affedersin, ama o affeder, bilemem. Bilemem. Sen ararsın, o arar, bilemem. Arama, konuşma, barışma var. Affetme var, geride bırakma, ileri hamle var. Saydığım burçlarla, diğer burçlarla olur mu? Olur. Belki insan koç burcu değildir ama güneşi birinci evdedir, koç gibi lider çalışır. Ya da ne bileyim arkadaşlar, boğa burcu değildir ama ikinci evindedir güneşi, ayı, boğa burcu gibi çalışır. Dediğim burçlarla sıkıntılarınızın giderileceği, yine terazi olabilir, boğa olabilir, koç olabilir. Bu burçlarla sıkıntılarınızın gittiği bir haftadasınız. Dileğinizin olduğu bir dönemdesiniz. Pek çok aslan burcu arkadaşım istediğini elde etmek için çalışacak, bir oluşum meydana getireceğini görüyorum. İyi işlerle meşgul olacaklarını, kötülükleri başlarından atacaklarını gösteriyor. Arkadaşlar, gerek aşk konusunda olsun, gerek iş konusunda olsun, bir şeyleri elde etmek için çabalamışsın. Çaban karşılıksız kalmıyor. Mutlak kazanç olacağını gösteriyor. Şimdi elinde para varsa ya da ne bileyim ben bir miktar parayla ilgili bir sorunu çözdüysen ya da ne bileyim bir köşede bekleyen birikimin varsa, bence altın almak için veya külçe gümüş almak için, yatırım için güzel bir hafta. Altın ya da gümüşe yatırım yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim evle ilgili bir şeyler bir köşeye koyabilirsin. Artık ev almanın hiç imkansız olduğu matematiksel, reel düşünelim arkadaşlar. Ev almak kimse için söz konusu değil. Yani espri yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Olaya da ciddi bakıyorum. Ev kiralamak istiyorsanız, şimdi herkes yani birdenbire işte bir birikim vermek zorunda, bilemiyorum, bir miktar biriktirip ev kiralamak istiyorsanız oraya yatırım yapabilirsiniz. Ciddi söylüyorum bunu. Taşınmak istiyorsanız yapın bunu. Yani evinizden memnun değilseniz, çevrenizden memnun değilseniz kesinlikle evle ilgili sorunu çözeceksiniz arkadaşlar. Yani bir kiralama, ev değiştirme, bir miktar parayı aktarın, o evin bereketini göreceksiniz. Ha, bazen ben diyorum bazı burçlara çok büyük birikim görüyorum veya çok büyük mucizeler görüyorum, ev alacağım diyorum ama bu ara yani o pek çok şeyi kaybettiğim gibi, yani ne bileyim fiyatlar konusu gerçekten sıkıntı. Her neyse, şimdi ev kiralamak istiyorsan, birikimini değerlendirmek istiyorsan değerlendir, onu söylüyorum. Duygusal bazda iyileşme yaşayacağını gösteriyor ve kader deyip attığın bir şey, mukadderat artık çözülmez ya da biz ayrıldık dediğin bir şey aniden yeniden canlanacak
Kaderinden kaçamayacaksın. O kişi senin yazgın. Tekrar bir araya gelmen var. Tekrar barışman var hayırlısıyla. Sistemin seni kontrol ettiği ve kaderini yeniden yazdığın bir haftadasınız. Bunu değerlendirin derim arkadaşlar. Şimdi hamile kalmakla ilgili sorunu olan varsa hamilelik üzerine dualar, ritüeller yapsın. Hamile kalma enerjisi var, çocuk enerjisi var. Bunu değerlendirin derim. Gerçekten ya bir doğum haberi alacaksınız ya sizin bir hamilelik işiniz olacak arkadaşlar. Hamile kalabilirsiniz. Etrafınızdaki ayak takımı insanları gönderdiğinizi görüyorum. Dualar duyulmuş. Pek çok aslan burcu için aşk haftası diyebiliriz. Zamana bıraktığın bir şey çözülüyor. Aramaz dediğin kişi arıyor, soruyor ve zaman lehine işliyor. İniş çıkışta hayatına güzel bir şey doluyor ve zekanı kullanıyorsun. Yalanları yılanları hayatından atıyorsun. Şimdi özüne döndüğün bir haftasın. Canını yakan iki düşmanın birbirine saldıracak. Yani arkadaşlar sana acı çektiren ailenden birileri olabilir. Yakın çevre sorunu olabilir. Yakın çevreyle ilgili sorunların olabilir. Bunlar birbirlerine inan ki sanki adeta yiyecekler. Acı çektiğin bir şeyin sonu gelmiş. Şimdi aslan burçları, düştüğünüz çemberden kurtulmak için çalışıyorsun. Ama birilerinin desteğine de ihtiyacın olacak. Destek alacaksın. Ve aslında daha önce sana düşmanlık eden biri dostça yaklaşacak. Hani düşmanın dahi dost olsun duası gerçek olacak. Daha önce sürtüşme yaşadığın birisi, birileri, her alanda bu geçerli. Dostane gelebilir, seninle ilgili görüşleri değişebilir. Güzel işler olacak arkadaşlar. Güzellikler seni bulacak ve özellikle yurt dışı engelin varsa bunun kalktığını görüyorum. Bazı aslan burçları da bağımlılıklardan kurtuluyorlar. Örneğin sigara bağımlılığı olabilir. Örneğin alışveriş bağımlılığı olabilir. Kumar bağımlılığı olabilir. Aslanlar da çok rastlıyoruz. Allah muhafazana. Bunlardan kurtulacağın, işte kumar dediysek at yarışı falan, piyango alma. Piyango da bence kumar. Kumarın başı hem de. Ben hiç almam. Yükselen aslan olmama rağmen. Bu alışkanlıklardan vazgeçtiğini görüyorum. Aklını mantığını kullandığını, yurt dışı işin kesinlikle olacak. Bir Hristiyan ülkesinden haber alacaksın. Ve telaşla gittiğin, olmaz dediğin, hani bir şeyler için telaş ediyorsun, bir yola gidip geliyorsun, olurdu olmazdı, uzun süredir yorulduğun bir işle ilgili iyilikler göreceksin. İlahi nur hayatına yağıyor ve zikrinizi veriyorum, 156 kere ya nur esmasını çekeceksin, hayatına ilahi nurların dolduğuna tanık olacaksın sevgili aslan burcu. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Lütfen beğeni butonuna basın, abone olun, yorum kısmına bir emoji bırakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Gelecek pazar görüşmek üzere efendim.